Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sonunda benim de bilmediğim, daha önce oynamamış olduğum 3. bölümle karşınızdayım. Sizlerle birlikte bu güzel oyunu, bu güzel 3. bölümü deneyimleyeceğim. Bakalım. Bir de oyunu Astrid'in gözünden bakacağız. Neler yaşamış sevgili Astrid. Görelim bakalım. Bölüm 3 ile devam et. Başla. Öncesini anlatıyor. Güzel. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since I know. But I have to get there. Adamlar bildiğin dizi kalitesini yapmışlar ya. Helal olsun. Bağımsız bir firma sonuçta. Oo, bozanımız. I seem to recall a town somewhere up north. Far, what was it called? That's it. Sebat değirmeni. Buraya da gelemedik hala. It was like sparks everywhere and then fire. Yaptığımız tercihler etkileyecek mi? Onu da merak ediyorum. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky? The aurora. Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? Bakalım bu bölümde Bozan'a, Jeremy'ye nasıl karşılaşabilecek miyiz? Durum ne diyor? Bak durum ne dediğine göre burada belki de arkadaş, hani belki de burada adama Wintermute desek, he tamam diyecek, bizim eleman göndermiş diyecek. Yine güzel, harika bir müzik eşliğinde oyunumuza başlıyoruz. Biliyorsunuz zaten telif sıkıntı olmadığı için para kazanma zaten açık değil. O yüzden böyle başlangıç müziğiyle güzel güzel bir şekilde atmosfere dalalım. Süper. Yorumlara dahi bakmadım. Herhangi bir spoiler yemedim. Sadece Astrid'i yönlendireceğimizi biliyoruz. Karakter olarak. Ana karakterim şu an Astrid olacak. Onun haricinde hiçbir fikrim yok. Bölümlere hiç, yani bir gram bakmadım gameplay'in oynanışlarına. Spoiler yemedim. Hatta güzel mi değil mi onu bile bilmiyorum. Ona bile bakmadım yani. Hiç kimsenin yorumunu okumadım. Sadece 3. bölümün çıktığını biliyorum. Kenara bırakmıştım. Oyun kurulu vaziyette. Bekliyordu zaten. Uzun zaman önce oynayacaktım ama sizlerle arkadaşlar paylaşmak istedim bu heyecanı. O yüzden YouTube'dan devam edeceğiz bakalım serimize. Umarım diğer ilk 2 bölüm beğenmişsinizdir, sezonu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar, lütfen. Özellikle de yorum atmanızı gerçekten isterim. Yorumlarda belirtin nasıl gittiğine dair serinin. Güzel mi gidiyoruz? Var mı eksikliklerimiz, aksaklıklarımız? Varsa söylerseniz seviniriz. Ona göre düzeltmeye çalışırız. Seste problem olabilir. Oynanışta bir sıkıntı olabilir. Vay be McKenzie. Şu manzara zaten her şeyi anlatıyor ya. Var bir sıkıntı var. The Long Dark. Evet. Bütün soruların cevaplarını almayacağız tabii bu bölümde. En azından Astrid tarafından hani neler yaşamışız bir de onu göreceğiz paralel olarak. O güzel olacak. Sanki oyun yeni çıkmış gibi heyecanlıyım şu anda. Bölüm 3. Var mı bir ismi bölümün? Aa, buradan başladı direkt. Bozana muhabbetine girmeyecek. Direkt buradan başladık. Tünelin arkası şey, Milton kasabasının arkası. Suçluların olduğu araç vardı arkadaşlar. Diğer bölümleri izleyenler bilir. Herhalde şu an çöktü ya da daha önce çöktü bilmiyorum tam.
çok ufak bir dar bir alan varmış. Oradan geçtiğimi söyleniyor. Astrid bu değil mi? Bir saniye, bir saniye. Değilmiş. Yani bulduğu kişi biziz. Bu abla geldi, bizi kurtardı. So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. Days. Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'm I'll be okay. Ben uçak kazasından sonra baş hizacı yapmıştım ama. Then let's talk. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You'd been out there for hours, maybe even days. Nearly dead. Wow. Well, thank you for finding me. Name's Molly. And don't Molly. Thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Taşıma. You carried me here. Elektrikten sonradan bahsedeceğim. Drag more like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. All I remember is the tunnel. The wolves. Being chased and then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah. In the woods, in the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. We are not from there. No. The whole town. Milton. It's gone. I mean, people are gone. Most of them are. It was a fire and... İşte o yangın anlarını gösterseydiniz ya. Okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Mutfak. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. Evet, son ve önemli soru. So... Power's been out for a while. Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so...
We're usually prepared for it. Feels like you run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars, tractor, the TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you... geçmiyor bu sefer. Mackenzie. I was in a plane crash in the mountains. That's how normalde geçebiliyorduk space'e. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. Eski eşin işte. Eşim diye ver yani. Kaza atlatmışsınız o kadar. En azından daha dramatik olur. Eşimi kaybettim falan diye. Daha insanlar bir şey düşünürler. And then I ran into trouble. Wolves and... Direkt ben de böyle acitasyondan giriyorum. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. But you're worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. Da uçağa mı geri döneceğiz? Çanta kaldı orada. Doğru ya, çantayı bıraktık. Ama bir saniye, almadık mı çantayı biz? Nobody that sounds like your guy. Şifresi vardı falan diye. Bilmiyorum, vallahi hiç hatırlamadım şu anda. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. Alsak ama elimizde olurdu ya. Menülerde gözükürdü bir şekilde. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. Boşuna adamdan sopa yemezdik bir önceki bölümde. Mackenzie boşuna sopa yemezdi. Çanta falan olsa elinde, aa derdi, bu da bizden falan. I mean it. Stay in the house. Yalnız yerel halk gerçekten çok iyi. Elinden geldiğince herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This will keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can bir have şey tea. Sen buradan çıkma ya. Meat. Bak etin var, çayın var. Better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Like what the hell are you really doing? Ne güzel hoş sohbet muhabbet, bak mis gibi, otur burada, çıkma ya. It's a long story. Well, power's been out for I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. Yeah. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. I'm a doctor. Biraz konuşacağız anlaşıldı. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard. Zaten biliyormuş orayı. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have.
I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains? In the place where you ran into trouble? That's right. Ben bu yüzden bir soru sormuştum hatırlıyorsunuz bir önceki bölümde. Hani acaba sonrası mı, paralel mi yoksa farklı bir zaman dilimini mi anlatacak diye. O yüzden demiştim. Hani paralel ilerleyebilir demiştim. Sonrasını da anlatabilir. Şu an mesela çöktü. Belki de McKenzie gitti. Bozana'yı şu an göreceğiz. Söyleyebilir. McKenzie'den bahsedebilir Bozana. O seni bulmak için diğer tarafa gitti falan diye. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas, yes. But you aren't going to tell me what they are. No, I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Söylemez, bize bile söylemedi. Well, you are a lady with a lot of secrets. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help. But I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to. You should just mind your own business. Var bir şey var bunda da ya. Normal. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. E sen niye soruyorsun bize o kadar soru? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimsin falan diye? I'm not the only one with secrets. Garip. Ver artık kontrolü bana. Oh be. Kızım bir travma. Bakabiliyorsun mu? Burkulmuş ayak bileği. Tedavi için gerekli şey. Kilitle şuna. Hiçbir şey almıyor. Şu kapı. Bodrum anahtarı gerekli. Bodrum'da bir şey var. Genelde hep öyle olur ya filmlerde falan. Kırık tüfek. Looks like maybe the barrel exploded. Normal değil o da. Şu an hiçbir şeye bakamıyoruz ya. Üst kata bakalım. That smarts a bit. Farkındayım da yani. Alsan kumaş falan yapacağız bir sargı bezi. Kadının odası. First aid soon.
İlk yardıma ihtiyacım var. İlk yardım kutusuna bakmadın. Kumaşları almadın. Bak hiçbir şeye bakmıyor. Masa. Yeni çıktı bu da. Şu ne? Ayrıca save yapacağım. Abi oyunda bug falan mı var yani? Biz mi tıklayamıyoruz? Bu kadar malzeme varken işime yarayacak. That looks like Molly from a while ago. Bizim ayım ya vurduğumuz. Bak şunu alman lazım normalde senin veya kumaş alman lazım en azından ki bir şey yapalım, tedavi edelim. Bunu da basmıyor. Molly'nin çiftlik evi. Sana Molly hakkında daha fazla bilgi verecek ipuçları ara. Bir tane şey bulduk, resim bulduk. Bir şey daha bulacakmışız da yani ne? Ne bulacağız daha? Bir tüfek bulduk, bir resim bulduk. Aha. Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who, what? Kurtlar mı? Those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Shit, lady, haven't even paying attention. Never mind that. Okay, okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Bakmaz mıyız? Tabii ki bakacağız. Meraklıyız ya. Şimdi vazo nerede? Şunu da atayım ya. Vazonun altında diyor. Bodrum'un anahtarı şu. Vazo olmuyor. Saksı oluyor ama olsun. Ben bakacağım. Got it.
kocasını öldürdü mü? Ne yaptı bakalım? Elimiz, eldivenimiz, ceketimiz, su. This stuff will come in handy. Giydiğimiz bir şey. Giydik mi biz üzerimize? Tamam. Ceset. Aa, deprem. Lan. Deprem oldu. Holy shit. Donmuş. Üzerini ört bence ya. Bak belli olacak. Oğlumun ayrıldığı bu değil. Bundan mı alamıyorum? Hope nobody needs this anymore. Abi elimizde silah varken bir şeye bakamıyoruz. Bir saniye, bir saniye. Kumaş var değil mi? Ağrı kesici. Tamam. Haritamız yok. Vay, enteresan bir oyun olacak bu 3. bölüm. There are the lines to the barn. Vurdum ama.
find some place to escape this cold. Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly, I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who was it? It's none of your business. I told you to stay out of my shit. Söylenir mi bu da telefonda ya? No flyer for a town meeting of some kind. Bizim kızla yemin ediyorum artık var ya. Mackenzie did pass through, he might have ended up. Karışma diyor değil mi? Önemli bir şey var herhalde. Ya da tehlikeli bir kadın belki de. Niye söylüyorsun telefonda? Ya hakikaten bayağı büyükmüş yalnız. Tamsın geçidini bul. Buraya gel çıkmışım. Bu harita tanıdık geliyor. Ona baktım da değil. Tutuşturucu yok diyor. Şurada var. Al. Nacak da aldık. Şimdi McKenzie'de bayağı bizim malzeme falan olduğu için bir özgüven vardı. Direkt koştura koştura gidiyorduk her yerde. Bunda şimdi sıfırdan başladık. Sıkıntılı olacak. Belki bir şeyler vardır burada başka. Gaz lambası almadım mı ben? Saat 14 dakika. Yarım saat uyuma yok işte ya. Mecburen bekleyeceğim. Şimdi eve dönemeyiz. Yani döneriz de niye döneceğiz? Dönsek eşyaları alabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. O yüzden ben bir eve döneceğim. Tamam mı? Ondan sonra Tatlı Vadi binalarına gideceğim. Şu yolda bir şeyler varsa artık. Daha sonrasında şu köprüden geçip veya bundan geçip şu travma Thompson geçidini bul diyor. Buraya gideceğiz. İçilebilir.
17 dakika daha var diyor ya. Ben bunu alayım. Daha sonra güvenli hale getiririm ben bunu. İşleyebilir diyor. Zaman kaybetmemem gerekiyor. Hemen eve gideceğim şimdi. Aa, fırtına bitmiş. Süper. Oh be, temiz hava. Etrafta kurt yok. Aa, kilitli. Did I say I hate being cold? Because I really do. Evdeki malzemeleri alacağım çünkü. Alamıyoruz da. Uyuyamıyoruz. Kötü oldu ya. O zaman ne yapacağız? Yaldır yaldır koşacağız yine. Şuraya. Jesus, it's cold. Çok çabuk üşüyor ama normal çünkü McKenzie'de bayağı üst üste iki tane kazak, iki tane palto. Montlar, çift çorap, çift gömlek vesaire hepsi vardı. Esret'te hiçbir şey yok şu anda. Ben silahımı alayım da yine ne olur ne olmaz. Beş mermi, beş mermidir. Şöyle bir normal kaydedeyim de. Yeni kayıt yok. Ha, şey mi doldu? Yer mi doldu? Dolmuş. Şunları bir silelim. Şöyle yeni kayıt. 16 değil. Yani 24'te mi kalmışız? 25 yapayım bunu. Izdırap köprüsü. İsimler cidden çok şevk verici. Prison guard. Oh shit. Abi sana ne oldu böyle, bıçak yemiş bu adam yine. Yaklaşan mahkum nakli için ek polis memurları ayarladık mı? Great Barrier'daki yollar ve şartlar asla iyi olmaz ve duyduğuma göre bu sene her zamankinden daha kötüymüş. İhtiyacımız olan yerde ve zamanda yeterli yardıma sahip olduğumuzdan emin olalım diyorlar komiser yardımcısı. Çak. Perfect.
Etrafı araştırma. Zaten şuraya gideceğim. Al kan izleri. Kanımızın son damlaları bu kağıda dökülüyor. Benden geriye kalan tek şey bu kahrolası korkaklar. Bir şey zıplayarak beni ısırdı. Matt'si takip etmekte hata ettim. O bir lider değil. Ona güvenmeyin. Eve dönmenizi sağlamayacağım. Ok yemiş. Çek. Alt patlar mermileri. Çikolata. Taş. Kömürle araştır. Kömür. Uçurucu parça. Kömür. O yan görevler çıktı yine. Black Rock, burada da gideceğiz. Ha, gitmez miyiz? Şurada ayıptır söylemesi, ateşim yaksam. Olmuyor. Bir kömür ekleyelim. Hatta bir kömür daha ekleyelim. 3 saat 46 dakika 4 saat diyelim ona. Hipotermi riski azalsın. Biraz ısınalım. Yani önce buraya gideceğiz mecburen. Ya da böyle gideyim ya. Burası daha uzak. Uzaktan yakına gitmeyi daha çok seviyorum ben bu tarz görevlerde. Önce şu uzağa gideyim. Tam şu an baktığım istikamet şurada. Buraya gideceğiz. Neymiş bunun ismi? Black Rock. Sanırım Black Rock hapishane otobüsü kazasında sağ kurtulanlardan bir kısmı tatlı vadiye gitmiş. Milton'da olan olayların seni sen dağlarından mı? Geçtikten sonra devam edip etmediğini incele. Bu kazan oldu yer sanırım. Şuraya da uğramak istiyorum. Ben de burası çok zıt düştü şu an ya. Tatlı vadi binaları. Belki uğrarız zaman bakarız. Şuradan sonra. Tabii ne zaman yapacağız bunları? Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.